Nasıl? Bizim kahvemizi beğendiniz mi? Güzel. Yani bizimkinden pek de farkı yokmuş. Hazım Bey, ben dün gece için tekrardan sizden özür dilerim. Yani bileydim kızınızın başkasıyla yüzük takacağını belli olmazdı. Ettik bir cahillik işte. Rica ederim, ne demek o? Dün de söylediğiniz gibi bir yanlış anlaşılma oldu, o kadar. Büyüklük ettiniz. Şikayet de etmemişsiniz bizi. Sağ olasınız. Sultan Hanım, lütfen. Hepimiz insanız. Sonra ebeveyniz. Sizin de tek gayeniz evlatlarınızı korumak. Ben size yemeğe geldiğimde bunu gayet iyi anladım. Rahmetli bacımı kaybettiğimizde Fırat Dağ fakültede talebeydi. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hani ben Fırat'ı doğduğumdan beri ana yarısı gibi değil de öz anası gibi sevdim. Rahmetli bacımın da onun arkasından koşturacak bir dermanı yoktu. Hastaydı hep rahmetli. Siz Fırat'ın teyzesi değil, annesi olmuşsunuz belli. Ondan bahsederken gözleriniz parlıyor. Fırat'ın tırnağına taş değse benim canım onunkinden misliyle acır. Sizin de evladınız var. Anlarsınız beni. İşte o sebeple yani ben Fırat'ımın olmayacak bir sevdaya kapılmasını da sonrasında üzülmesini de istemem. Neyse ki ortada korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Yanlış anlamayın. Fırat'ın mutluluğunu, geleceğini düşünmek, onu koruyup kollamak benim vazifem. Sultan Hanım, merak etmeyin. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de Naz'ı tek başıma büyüttüm. Zordu, çok zordu. Gün geldi, annesini aradı. Tabii ben de o boşluğu doldurabilmek için elimden geleni yaptım. Ama ne kadar isteseniz de her şeye yetişemiyorsunuz. İnanın bana, kızımın mutluluğu için her şeyimi feda etmeye hazırım. Ama yani evlatlarımızı da bir yere kadar koruyabiliriz. Çünkü gün gelecek, istesek de yanlarında olamayacağız. Öyle tabii. Ben nefes aldığım sürece evlatlarımın gözünden akacak tek bir damla yaşı bile onları da akıtmadan silmek zorundayım. Ben böyle gördüm, böyle bildim. Ben fazla tutmayayım sizi. Rica ederim. Ana! Hazım Bey! Anam, bu çiçekleri, bu hortancaları dikmişsiniz ya güneşe. Bunlar güneş sevmez. Solar ya bunlar. Aha bak, canı gitmiş ya bunun. Ah canım. İyi bak hele ya. Allah. Olmaz böyle. Çıkarlar zaten hemen. Yediğimiz içtiğimiz ayrı diyordunuz ama bakın gördünüz mü, birlikte aynı çiçeğe can verdik. Demek ki gerektiğinde ortak paydada buluşabiliyormuşuz. Ben kalkayım artık. Epey de vaktinizi aldım zaten. Sağ olasınız. Beni de dinlediniz. Rica ederim, ne demek. Hem keyifli sohbetiniz için hem de çiçeklerimi kurtardığınız için ben size teşekkür ederim. Alo, buyurun. Sultan Yılmaz ben. Ha. İyi madem. Kısmet değilmiş. Hayırlı günler size de. Sultan Hanım, özelinizdir diye sormaya da çekiniyorum ama kötü bir şey yoktur umarım. Yani iyi dersem yalan konuşmuş olurum. Yani yardım edebileceğim bir şeyse. Yok, yani bizim yakınlarda bir tekstil atölyesi var da
Oraya öğle yemeği verecektik. Başkasıyla anlaşmışlar. Sağlık olsun. Buyurun, ben sizi geçireyim. Buyurun Nazım Bey. Kızım, insan bunu bir şeye koyar. Böyle mi götüreceğim? Haklısınız Nazım Bey. Hemen hallediyorum. Hadi. Abicim. Şirkete mi gidiyorsun? Dur, bekle de beraber gidelim. Ben de geleyim. Yok, benim daha önce başka bir yerde toplantım var. Oradan geçeceğim. Benim senin bileğin kötü değil miydi? Yat, dinlen. Yorma kendini. Ay öyle, çok ağrıyor ama ne yapalım abicim? İş bu, bekler mi? Bekle de ben de geleyim. Tamam, öğleden sonra gelirsin. Dinlen iyice, dinlen. Nazım Bey, sultanım tabağını poşete koydum. Buyurun. Tamam kızım, tamam. Sen dön işine git. Belli oldu senin toplantın. Ne o? Holding olarak mahalleyi kalkındırmak için ihaleye mi giriyoruz? Hayır, ben kadına söylenirken sen ondan hevesli çıktın yanlarına gitmeye. Feza, yeter artık. Uzatma. Kapat bu konuyu. Tabii tabii, ben kapatayım. Siz açtıkça açın, açtıkça açın. Ay biz de güne gelmiş gibi oturduk kaldık valla. Ay hakikaten öyle oldu valla. Yok, estağfurullah. Biz seni çok tuttuk sultancığım. Biz elçiyiz. Hani Münise abla var, bilirsin. Onun kayını 3 ay önce karısını kaybetmiş. İşte E'si. Adam mahalleye gelmiş, seni görmüş, beğenmiş. Dürri abla da geldi, bana anlattı. Biz de ne iyi olur dedik. Ne iyi olur dediniz Dürri'ye? Ya sultancığım, yalnızlık Allah'a mahsus. Kocan yıllar önce kaçıp gitmiş. E boşamışsın da. E sen de hayatına bak babacığım. Mahalle gıybete gibi toplandınız. Öyle karar aldınız yani. Ay aşk olsun sultan, o ne demek? Ya gün gün dolaşmaktan sıkıldınız tabii. Ya biraz da el alemin medeni durumuyla ilgilenelim dediniz. Sultan ama ya, Dürri ablaya ayıp oluyor ya. Biz sadece senin iyiliğin için sultan yani. Sultan ablanın iyiliği kimsenin üstüne vazife değil yalnız. Gülendam sen karışma kızım. Şimdi söyle o Munise'nin bilmem nesine, pazar değer burası. Seç beyan al. Ben sana demiştim Dürri abla ya. Yürü kalk hadi gidelim. Gel. Yürü. Hadi Dürriyeciğim, bekleme yapmayalım. Ay aşk olsun yani. Hayırlı bir kısmet için geldik. İnsanlara iyilik de yaramıyor. Kısmetle mısmetle işim olmaz benim. İyi günler sultanım. Şimdi belli oldu bu afra tafranın sebebi. Sen çoktan seçip beğenmişsin de bizim haberimiz yokmuş. Ay abla ya, yürü ya. Yürü abla ya, yürü. Yanlış bir zamanda geldim galiba.